Değerli izleyiciler, zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz. Üstad Özcan Purdo ile birlikteyiz ve futbol zamanında işte hafta ortasında biz ne yapıyoruz? TFF 1. Lig'in panoramasını çıkartıyoruz. Geçen haftanın panoramasını çıkartıyoruz ve gelecek haftanın da inceden dedikodusunu yapmaya başlıyoruz. Nasıl olur bu işler diye. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Hocam lider bir gün başkası oluyor, bir gün başkası oluyor. Bir gün Erzurum lider bir gün sürdü. Ertesi gün Ankara Gücü liderliği aldı. Bandırma'nın liderlik şansı vardı. Oynasaydı Eyüp'ün liderlik şansı vardı. Ümraniye'nin liderlik şansı vardı. Yani bu hafta 5 takımın da liderlik şansı vardı. Ama hafta sonunda bu işte gülen Ankara Gücü oldu. Biraz ona değinip ondan sonra bu hafta neler oldu, neler bitti beraber sizle bir değerlendirme yapacağız. Evet hocam, bizim ligde lider ekonomi bakanından sık değişiyor, yani onu söyleyebiliriz. Yani o sizin bileceğiniz iş. Bir şey diyemiyorum. Benim bir katkım yok hocam. Gördüğümü söylüyorum diyorsun hocam sen de. Ben hakem gibi gördüğümü çalıyorum hocam. Eyvallah hocam. Hocam dediğin gibi şey yapalım. Ankara Gücü Balıkesir maçıyla başlayalım. İşte biraz Keçiören maçına da, Menemen Keçiören maçına da değinelim. Ondan sonra da bu haftanın panoramasını çıkarmaya başlayalım hocam. Haftanın takımı kim? Haftanın 11'i, haftanın teknik direktörü. Bir tatlı tatlı sohbete başlarız. Evet hocam, ne oldu bu Ankara Gücü kazandı ama yani çok da öyle şey yapmıyordu. Yani liderliğe geçmiş olmasına rağmen bir coşku yok. Çünkü oynanan futbol coşkulu değildi. Siz ne dersiniz? Hocam yani ben bu maç için gerçekten karar veremedim. Şimdi şöyle bir olay var. Maça baktığımız zaman yani %72 topla oynayan, 43 defa rakip ceza alanına giren, bilhassa rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu tamamen tek kaleye çeviren, fakat oyunu iyi mi dersen sorusunu bize sordurtan bir futbol oynadı Ankara Gücü. Baktığınız zaman maç başlarken tabii bazı Mustafa Hoca'da tercih değişiklikleri de olmuştu. Kalede Akın, mesela sürekli oynayan Sinan, santrafor Eren Derdi yok. Kadroda yoktular. Yani bu Atıf görünen... yoktu yedekler arasında. Atıf yoktu yedekler arasında. Yani %30'a yakın bir oyuncu sirkülasyonuna uğramıştı Ankara Gücü kadrosu. Yeni yapılanmayla Kalede Bahadır'a şans verilmiş, uzun haftalardır oynamayan Erdi bu hafta ilk 11'e girmiş. Yani değişik bir şeyler yapmış. Aslında tam da maçı gibi görmüş bunu da Mustafa Hoca. Yani Balıkesir'e karşı bir değişiklik yapmazsam yani benim için en uygun rakip diye görmüş tahmin ediyorum. Fakat tabii oynanan futbolda bir akıcılık yok gibi duruyordu. Fakat atılmış iki gol var. Liderlik stresi yaşıyorsun bu tür maçlarda. Erzurum kazanmış, senin üstüne çıkmış. Maç eksiğiyle bilhassa maç eksiğiyle senin üzerine çıkmış ve birkaç haftadır oynanan kötü futbol, alınan kötü neticeler oyuncular üzerinde bir stres yaratmış belli. Fakat hocam yani iki gol attı ve çok da gol kaçırdı. Atilla birçok pozisyonu yani 10 kişi kaldı bir de hocam rakip takım. Yani, tabii. Balıkesir takımı da 10 kişi kalınca tamamen oyunu kendi alanını da kabul etmeye başladı. Atilla'nın kurtardığı toplardan bahsediyor. Ama bence en büyük sıkıntı bence Ankara Gücü oyuncularda bir bencillik vardı. Hocam golü ben atayım kendimi kurtarayım stratejisiyle oynadı birçok oyuncu. Mesela Kıvambe yani birçok post topta sağdan girdi, soldan girdi, kaleyi gördü ama yanında bomboş arkadaşı varken o topu arkadaşına ulaştırmadı. Aynısını Arayibi yaptı, Murat yaptı, giren orta saha oyuncuları yaptı. Yani bir takım bütünlüğü içerisinde değildi Ankara Gücü ama tabii bu bir şans maçıydı bana göre. Şöyle bir başka bir rakiple bu psikolojiyle ligin daha üst sıralarında oynayan bir rakiple oynasaydı belki de iyi bir netice de alamayabilirdi. Tabii bu bir varsayım. Bu maç ya biz bir öngörüyle bundan bahsediyoruz. Ama kazanılmış bir 3 puan var. Kazanılmış bir liderlik var. Atılan 2 gol var. Birisi devre sonunda, birisi maç biterken daha önceden kopması gereken bir karşılaşma gibi duruyordu. Hocam bu tür maç yani rakip 10 kişi kaldığı zaman kanatlara ineceksin. Rakip cezalarının içine gireceksin. Uzaktan şut atacaksın. Bunları da yapmadı diyemeyeceğim Ankara Gücü takımı. Bunları da denedi. İyi bir
kaleci Atilla vardır rakipte. Bir de böyle bekleyen kendi alanında 8-9 kişi sıkışan rakiplere karşı da hücum etmek çok da kolay değil. Bize basit geliyor ama oynayan oyuncuya onu sormak lazım. Sol tarafta Pinto oyuna girdi, Erdem oyuna girdi. Bu önceki maçlara nazaran Pinto'da, Erdem'de de bir hareketlenme vardı. Ve kazanılmış bir Balıkesir maçı. Bugün 30 puanla Ankara Gücü lider. Fazla da söze hayırlı gerek yok diyor bize. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Kazanan her zaman haklıdır. Yani Netice Hanım öyle diyor. Hatice Hanım'a pek söz düşmüyor bu durumlarda. Aynen. Kazanan haklıdır hocam. Peki, kazanan olmadığı için kimsenin haklı olmadığı bir maça gideceğiz hocam şimdi. Menemen maçıyla devam edelim. Evet. Menemen geçerek. O da enteresan bir maç oldu. Yani gittili geldili bir maç o da. Her zaman bizim kullandığımız, çok sık kullandığımız bir tabir ama mecbur kalıyoruz. Maçın başında Menemen güzel bir gol buldu. Yani golcüsüyle çok güzel bir gol buldu. Ahmet gerçekten ligimize damga vurmaya başlayan bir oyuncu. Tahmin ediyorum 6. veya 7. golü ve klas bir oyuncu. Kendini belli ediyor. Öne geçen bir Menemen bu avantajını koruyamadı. Ve 2 gol arka arkaya bulan Keçiören Gücü 2-1 öne geçtikten sonra tuzak oyununa geçti. Arkada bekleyerek Eze gibi, Drible gibi oyuncuları kontra ataktan kullanarak 3. 4. golü bulabilir miyim düşüncesiyle bir anlayışla oyuna devam etti. Ama bu tutmadı. Çünkü 2. yarı tamamen Menemen üstünlüğüne geçen ve Eze'nin de eski maçlarına oranla biraz formsuz gününde olması Keçiören Gücü'nün bol kontra atak yapmasını engelledi. 85. dakikada da bulunan penaltı golüyle 2-2 berabere sonuçlanan bir karşılaşma oldu. Keçiören kazansaydı Menemen'in bir puan altına gelecekti. Menemen bugün 18 puana yükseldi. 17 puanda kalıp Keçiören Gücü'nün 16 puanda olma durumu vardı. Ama bu Keçiören Gücü için de çok kötü değil. Yenilseydi aradaki makas daha da açılma durumu vardı. Hocam Menemen'e giden çoğu takım puan kaybediyor zaten. Keçiören Gücü için alınmış bir puan bir puandır bana göre. Allah bereket versin. Bereket versin. Kenara koyalım. Hocam kış geçiyor, yazın lazım olur. Doğru. Ağustos böceği vesaire. Lazım olur. Kenara atalım hocam. Her zaman lazım olur. Peki hocam programın ikinci ya yani üçüncü yarısında daha doğrusu son çeyreğinde önümüzdeki haftanın maçlarını konuşuruz. Fakat istersen şey yapalım. İstersen şunu yapalım, şu panorama işine bir an önce girişelim de. Yani evet. Sana zamanımız önümüzdeki, lazım. Önümüzdeki haftanın maçlarını da son bölüme bırakırız, bir iki kelime onların üzerinden geçeriz. Doğru. Peki, değerli hocam, şimdi haftanın takımıyla başlayalım mı? Ne dersin? Kim haftanın? Başlayalım hocam. Haftanın takımını ben buraya tek kelime yazmışım. Boluspor. Ben üç tane yazmışım. Nedir onlar? Söyle hocam. Aynı fikirde miyiz? Bir görelim. Bolu Spor konusunda hemfikiriz. Samsun Spor ve Gençler Birliği'ni de koydum ben. Üçer puan aldılar deplasmanda. Şimdi üçer puan aldılar. Çok doğru. Fakat Bolu Spor zirveye oynayan bir takımı yendiği için yani ben onları orada da haklısınız. Doğru. Samsun Spor da gerçekten başarılı futbol oynadı. Hakkını teslim edelim. Gençler Birliği özellikle onlar da zirveye oynayan bir Bandırma Spor'u yendiler. Bandırma Spor kazansaydı onlar liderdi. Sana hak veriyorum. Şimdi ben gitti geldiye girdim şu anda. Ne açıdan girdim? Samsun Spor'u haftanın takımı olarak tek başına tutamayacağım ama Gençler Birliği ile Bolu Spor arasında şu anda bir tereddüt yaşıyorum. Hangisi daha iyi oynadı dersen hocam ben gene de oyumu Bolu Spor'dan yana kullanıyorum. Ya bir tane takım seçeceksek ben de Bolu Spor'a veririm oyumu. Evet, ama haftanın takımları diyoruz ama sonuçta bir takım seçmemiz gerekiyor. Ya altın karmaya Bolu Spor'u, gümüş karmaya Gençler Birliği, bronz tamam. Karmaya da Samsun Spor'u koyalım. 1-2-3 yaptık o zaman. Tamam, herkesin gönlü olsun o zaman hocam. Ama tamam, biri hocam. Söylemek zorunda. Hocam bak şimdi panorama yapıyorsak biri söylemek zorundayız. Tamam, bir Bolu Spor anlaştık. Bir Bolu Spor. Tamam, bitti hocam. Tamam, evet. Anlaştık. Haftanın teknik direktörü de haftanın teknik direktöründe Rea Engineri'yi yaptım ben gene. Çünkü gerçekten hocam kolay değil. Tartışalım onu seninle. Çok zor günler yaşadı Rea Hoca. Gitti geldi, istifa dediler. Tezahürat yapıldı. Bu kulübe
zarar veriyorsun dendi falan. Bu tür söylemlerin içerisinde dik duruşuyla Reha Hoca takıma bir ivme kazandırdı ve arka arkaya Eyüpspor ve Ümraniye galibiyetleri az bir şey değil. Ben de haftanın teknik direktörünü Reha Hoca'yı olarak görüyorum. Senin de fikrini almak isterim. Reha Hoca'ya son derece büyük saygım var, katılıyorum. Yani yanlış bir tercih değil. Ama ben bir teknik direktörün daha adını anacağım. Erkan Sözleri, Erzurumspor. Gerçekten atılan goller hep çalışılmış gollerdi. Geriden takımı moralini bozmadan kuvvetli bir takıma karşı net bir skorla alınmış bir 3 puan var. Strese girmemiş olmaları çok önemli. Yani hocam seni tebrik ediyorum. Gerçekten yani benim düşünemediğim şeyi düşündün. Gerçekten çok doğru. Yok hocam gerçekten doğru. Yani oyuna takıma katkı açısından takıma katkı ve bireysel performansları yükseltme açısından bir de taktik anlayışı olarak yapılan duran top uygulamalarıyla Erkan Hoca da gerçekten haftanın teknik direktörü olmayı hak etti bana göre. Hangisini seçelim dersen oyunu kullan. Ben Erkan Sözleri'ye verdim. Sen de istediğini verebilirsin. İzleyicilerimiz karar versin o zaman. Ben de döndüm hocam. Ben de Erkan Hoca'ya veriyorum oyunu. 2-0 oldu hocam. Çünkü son anda hocam çok mantıklı yaklaştın sen. Gerçekten yani futbol adına çok mantıklı yaklaştın. Ben de bu yorumundan tatmin oldum. Ben de Reha Hoca'yı da bir kenara yazarak Erkan Hoca'yı haftanın teknik direktörü yaptım. Evet, Reha Hoca'ya da saygımız sonsuz tabii. Hocam haftanın 11'ine başlayalım istersen. Haftanın futbolcusunu belirleyelim mi 11'i mi belirleyelim? Önce 11'i en sonra futbolcuyu seçeriz. Sonra da haftanın hakemi ve golü var, onları bir kenara yazalım, unutmayalım. Onu da en sona konuşalım hocam. Haftanın kalecisi hocam. Hocam haftanın kalecisi, ben Gençler Birliği kalecisi Übeyt'ten yana kullandım oyumu. Çünkü kurtardığı maç 0-0 iken kurtardığı çok kritik bir penaltı var. Gerçi ikinci penaltıya sebebiyet verse de ilk yarıda bilhassa 20. dakikadan sonra Bandırma'nın girdiği 3-4 tane net pozisyonda çok önemli kurtarışlar yaptı. Ve onun dışında da Übeyt'te bir sakinlik görüyorum hocam. Yani yavaş yavaş. Çok yetenekli bir kaleci. Evet, hem yetenekli hem de tecrübesini de yavaş yavaş geliştirmeye başladı. Oyun kişiliğini geliştirmeye başladı. Ve Bandırma gibi zor bir deplasmanda da takımının 3 puan almasında bana göre önemli bir katkı sağladı. Ben kaleye Übeyt'i koydum hocam. Übeyt'e bir itirazım yok. Ama iki kalecinin de ismini anmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Atilla Özmen, Balıkesir Spor kalecisi. Çok yani, doğru. Çok ciddi bir fark olabilirdi gününde olmasaydı. O mağlup oldu diye, oynadığı takım mağlup oldu diye İBE'de yenilmiş 2 gol var. Yani orada İBE'de yarıştığı zaman sanki bir adım geride kalıyor. Bir de Samsun kalecisi Nurullah bana göre çok kritik şeyler yaptı. Kurtarışlar da yaptı. Altınordu etkili geldi ikinci devre. Zaman zaman Nurullah da eğer o golleri biraz kötü gününde olsaydı, içeri alsaydı, kabul gününde olsaydı Nurullah, öyle diyelim. Samsunspor puan kaybederek dönerdi. Hocam, Nurullah ben buradayım diyor. Mehmet Hoca'ya da selam gönderiyor. Buradayım ben diyor. Mehmet Hocam, yani bizim diyor 4-5 puan fazlamız olabilirdi belki diyor. 6 parmak hoca değil mi? Evet, Mehmet Hoca'ya diyorum. 6 parmak hocaya selam gönderiyor hocam. Bizde Mehmet Hoca çok iyi hocam onun için. Ha, bizim Mehmet Hoca kulakları çınlasın. O çok değerli bir kardeşimiz bizim. Çok zevkli programlarını dinliyorum. Ama takımı o çalıştırmadığı için Mehmet 6 parmak hocaya da buradan birinci haftada oynanmış bir maçtan sonra ne oldu da Nurullah tercihinden vazgeçilip, Aykut'a bir şey söylemiyorum. Aykut değerli bir kaleci. Ama ne oldu da Nurullah tercihinden vazgeçilip kale Aykut'a teslim edildi. Bunun mahkemesini Mehmet Altıparmak Hoca yapmalı bana göre. Hocam sol bek için ne düşünüyorsun? Sol bek tek hocam. Kim yazdı? Sol bek tek. İki asist var hocam orada. İki asist var. Mücahit Erzurumspor. Ben de Mücahit'i yazmışım. Bir de Balıkesirli Doğa'yı yazmışım. Olabilir. Olabilir ama Mücahit'in iki asisti değerli hocam. İstanbulspor evet. Gibi geriye düşüren bek. Tabii. Mücahit yani. Mücahit'i yazdık hocam. Sen bu 11'leri bir kenara yaz ki. Yani kimleri tercih ettik, kimleri yazdık. Sonradan hepsini tek olarak okuyalım. Tamam. Ben nereye yazayım hocam? Kalem almam lazım. Dur. Tamam zaman, neyse yani. Dur başlayalım. Dur bir dakika şimdi. Haftanın takımını ne yaptık? Boluspor mu demiştik?
Haftanın takımı Bolu Spor. Haftanın teknik direktörü Erkan Sözeri. Erkan Sözeri dedik. Haftanın kalecisini Übeyt yazdık. Übeyt dedik. Notumu alayım. Übeyt Gençler Birliği. Haftanın sol bekini Mücahit dedik Erzurumspor. Evet. Tamam. Evet. Haftanın sağ beki. Haftanın sağ bekini ben Manisalı Mehmet'ten yana kullandım tercihimi hocam. Hocam bizim şeyimiz çok yakın futbol görüşümüz şeylerimiz. Yani evet, ben hocam, tek yazdım. Hocam doğru gözlerle bakıyoruz onun için hocam. Yani tarafsız ve doğru gözle baktığın zaman gerçekleri çok rahatlıkla bulabiliyorsun. Evet, biz sadece tuttuğumuz takımı değil, güzel oynayan takımı izliyoruz. Aynen. Yani Mehmet'i ben orada tek olarak yazdım. Gerçekten çok etkili futbol oynadı. Burada da tabii Kocaeli Sporlu kanat oyuncularının da ona verdiği katkıyı da unutmamak lazım. Evet. Mehmet onlara çok şey borçlu. Evet, ya çok boş bıraktılar. Çok boş alan buldu. Ama bulduğu alanları da mantıklı kullanarak orada takımının ön sahada etkili olmasını sağladı. Hocam stoperler, iki tane stoper. Stoperlerden benim bir numaram Yunus Emre, Samsun Spor. Yani onu bu hafta gerçekten yani Süper Lig futbolcusu gibi gördüm hocam ben. Yani bu kadar bu yaşta bu rahatlık, şans buldukça ben buradayım mesajı verdi. Hava toplarında da hakim olduğunu gördük. Yerden bilhassa hava topunun dışında yerden top ayağına geldiği zamanki rahatlığı kendisini bu haftanın karmasına attı ve yani 10 yıllık futbolcu kazanmış hocam Samsun Spor. Oradan bakmak lazım. Elinde tutabilirse tabii. Hocam tutmasın be. Yani kendi yani Samsun Spor da büyük camia sonuçta. Yani Samsun Spor'da da sembol olabilirsin hocam. Yani hocam ben bir gün bizim Müjdat Yetkiner Hoca var Fenerbahçeli biliyorsun. O bizim Eyüp maçlarına gelirdi bilmem ne işte oynadığımız. Bana bir kelime söyledi. Özcan'cığım dedi. Bir camiaya mal olacaksın dedi. O camiaya mal olursan dedi bütün futbol hayatın ve futboldan sonraki hayatın da dedi o camia üzerinden şekillenir dedi. Önemli bir şey bu. Yunus Emre de yani Samsun Spor'daki geleceğini futbol geleceğini Samsun Spor üzerinden de kurabilir ama büyük takımlara da gidip oradan milli takıma veya daha üst kademelere de yükselebilir. O potansiyel gözüküyor. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Yetenekli bir oyuncu. Ben şeye benzetiyorum. Popescu'ya benzetiyorum. Yani nazar değmesin. Ya, birden de havaya sokmayalım. Yani daha önünde hocam önünde yiyeceği çok ekmek yiyeceği çok ikili mücadelede dirsek var. O açıdan yani onları da yiye yiye büyüyecek, gelişecek hocam. Evet, yiyecek, yedirecek, neyse bir şeyler yapacak. Yedirecek tabii. Yanına kimi koydun Yunus Emre'nin stoper olarak? Yanına ben Gökhan Gül'ü koydum Gençler Birliği'nde. Ben de 4 isim yazmışım ya da 5 isim mi yazmışım? Kim onlar hocam? Yani, benim unuttuklarım bak, olabilir. Yunus Emre ile Gökhan Gül konusunda bak hemfikiriz, ikisini ben de yazmışım. Mustafa Yumlu, Erzurumspor, Osmak, Tuzla Spor, Ali Keten, Bolu Spor. Onları da eklemişim. Çok güzel. Çok güzel. Yani benim de şu anda mesela Gökhan Gül'den yanaki şeyim Mustafa Yumlu'ya doğru kaydı. Niye kaydı? Orada yani bir stoper oyuncusunun taç atışında orada pozisyon alıp orada çok güzel pozisyon alıp rakiplerini bir aldatıcı koşuyla ekarte edip oradan çok güzel arkadaşına asist yapan bir stoper oyuncusunu kolay kolay oyunlarda göremezsin. Benim de oyum Mustafa'ya doğru döndü. O zaman Yunus Emre ile Mustafa Yumlu'ya ben işaret koydum hocam. Sen ne diyorsun? Senin görüşün ne? Ya ben işte bu isimden arasından herhangi ikisi olurdu. Yani yakın düşünüyoruz zaten. Yani ben de aynı fikirdeyim. Postmak'ın attığı gol de hocam o da önemli. Niye önemli? Puan kazandıran gol. Olaya biraz da oradan bakmak lazım. Puan kazandıran gol olduğu için Postmak da yani bu kadro içerisine adımını atabilir. Yani Gökhan'la Mustafa Yumlu'nun yanında bana göre Postmak ama ben o kıvrak ve maçın dönüm noktası hocam 2-1 öne geçiyorsun orada. O hareketinden dolayı oyumu Mustafa Yumlu'dan yana kullanıyorum. Evet, gümüş karmaya atalım bizim diğer adamları. Öbür onları gümüş karmaya kaldır hocam. Peki orta saha hocam. Hocam orta sahada Gakpa Manisa.
Çok başarılı futbol oynadı. Ya ben ortayı üçlü yaptım. Hatta dörtlü yaptım ortayı. Söyle hocam, kimleri yazdın oraya? İşte Kakpa, Manisa bir gol ve Mehmet'le uyumlu şekilde kanadı çok iyi kullandılar ve çok da güzel bir gol attı. Zahit Ankara Gücü, o da çok güzel bir gol attı ve çok çok verimli bir futbol oynadı. Bregu Boluspor maçın son dakikalarındaki orada kıvrak şekilde arkadan koşu halinde gelerek çoğalarak attığı ikinci golle çok kritik 3 puanı kazandıran oyuncu oldu. Ve Saviçevic Samsun Spor. Böyle bir dörtlü yarattım. Samsun hocam, Spor bir gol ve iyi oyun. Forvetlere kimi yazdın hocam, şimdi merak ettim. Forvet zaten Barış Alıcı tek hocam. Barış Alıcı. Barış Alıcı'yı mecburen forvetti. Ben forveti bu sefer yani 4-4-2 sisteminde forveti hızlı kanat oyuncularından yazdım. Merkeze kimseyi yazmadım. Yani peki, merkez oyuncusu kullanmadım. Şeyi yazdım, tamam. Barış'ı yazdım. Başka? Ekolaste Bursa Spor'u yazdım hocam. Şimdi ne? Şimdi seninle biz tartışalım. Sen kimleri yazdın? Bak şimdi ben ne yapmışım biliyor musun? Sen forvete Barış Alıcı da Akolatsi'ye yazmışsın ya. Forvete. Evet. Ben onları orta sahaya yazmışım. Yani değişik bir sistem. Tamam, ben yani ben bu maçta hocam bu hafta yaptığım karmada merkez santrafor kullanmadım. Kaçan forvet oyuncusu kullandım. Forvet. Aynı ben de aynı şey yaptım. Benim de forvetlerim bak çok ilginç. Güleceksin, senin orta sahaya koydun adamlar. Zahit ve Bregu. Bravo. Ya enteresan. Yani hocam o zaman sistemi değiştirdik. Hocam bu haftaki sistemimiz 4-6-0 oldu. Öyle oldu. Evet. Benim orta saha diye düşündüğüm oyuncuları sana sayayım. Barış Alıcı. Evet. Gençler Birliği'nden Erzurum, tamam. Spor'dan Hasek. Bursa Spor'dan Hasek. Hasek. Evet. Hasek, tamam. Bursa Spor'dan Akalatze. Keçiören'den Olavayın ve Samsun Spor'dan Saviçevic'i ben orta sahanın adayları olarak yazmışım. Aday bunlar. Benim adaylarım. İlla bunlar olsun demiyorum. Forvet'e de evet. Zahit Bregu'yu koydum Forvet'e. Zahit'le Bregu'yu. Sadece benim kadromdan sen bir tek Gakpa'yı yazmamışsın. Gakpa'yı yazmadım. O da neden? O maçı ben görmedim. Görmediğim maç hakkında da şimdi doğru olmazdı yani. Görmediğim iyi oynamıştır. Hakkını da yemeyelim yani. Ben de Hasek'le Dibrille'yi yazmamışım. Keçiören'den Dibrille'yi yazmamışım. Evet. O zaman nasıl yapıyoruz? Şimdi hocam Zahit'i yazdık. Sen Zahit. Hocam orta sahaya Zahit'i yaz. Zahit'i orta sahaya yazdım. Tamam. Sağ kanatına Barış'ı yaz. Barış'ı yazdım. Sol kanatına Ekolaste'yi yaz. Ekolaste'yi yazdım. Saviçevic'i onların ortasına. Tamam. Bregu'yu. Evet. Bregu'yu yazdım. Boluspor Bregu. Şimdi burada biz karar vereceğiz. Gakpa, Hasek, Dibrilla. Üçü de gol attı. Yani üçünden birini bu haftanın 11'ine yazacağız. Vallahi bu takım da Saviçevic orta sahada çok böyle defansif yönden zayıf şey kaldı. Tek kaldı hocam. Hocam defans yapmasına gerek yok. Burada şimdi Saviçevic burada Barış'ı kaçıracak. Ekolaste'yi kaçıracak. Onlara uzun top atacak. Gidecek 2-1 yapacak. Yani Saviçevic bu takımda çok rahat eder bana göre. Vallahi bilemem. Koşturur. Topu koşturur yani. Hocam sen seç. Ben kime dersen şey yapalım. Ben dediğim gibi Gakpa'yı izlemedim zaten. Şey yapmayayım. Onunla ilgili de Manisa'dan Mehmet'i yazmışız zaten. Bir oyuncu kullanmışız. Dibrille'yi yazalım bana göre. Keçiören'den. Bu Olavayın değil mi? Aynı adam değil mi bu? Olavayın mıydı? Neydi? Olavayın Dibrille galiba. Tamam, aynı adam galiba. Erzurum'dan da bir oyuncumuz var zaten. Tamam. Milli takıma futbolcu seçen Şenol Güneş gibi hissettim kendimi. Yok hocam, o kadar bir iddia. Hocam şurada güzel güzel senle yani 11 kişide 9 kişi anlaşmış durumdayız. 9 veya 10 kişi. Yani belki 1-2 kişi de o kadar da normal hocam. Aynı gözle seyretmeyelim. Birimizin gözü başka renk, birimizin gözü başka renk. Benim gözler eflatun sarı bakıyor bir kere. Ya ama bu hafta Eyüp'ten kimse yok da herkes dinlendiği için.
Eyüp'ten kimse yok ama Eyüp'te hayal kırıklıklarında var Eyüp'te. Biraz sonra geleceğiz. Oraya geleceğiz hocam. Haftanın futbolcusu. Hocam haftanın futbolcusu Barış Alıcı. Bana göre Gençler Birliği'nden Barış. Yani hem oynadığı futbol hem attırdığı gol. Yani bir oyuncu, bir forvet oyuncusu ancak bu kadar etkili olabilir. Ben Barış'ı bu maçta haftanın futbolcusu olarak seçtim. Ben de Mustafa Yumlu ile Barış Alıcı'yı yazmışım zaten. Yani ikisinden biri ama ben oyumu Barış'tan yana kullanıyorum. Peki Karaas ne yapalım? Karaas, ben Barış, Mücahit iki asisi var değerli. Çünkü bir sol bek oyuncusunun iki asist yapması kolay görülen bir şey değil. Übeyt, kaleci Übeyt'i yazdım. Tamam. Bir de Savicevic haftanın karasında bende. Peki tamam. İşaretimi koydum. Peki hocam ne yaptık şimdi ben notlarımı Haftanın hakemi var. Haftanın golü ve haftanın hakemi. Haftanın hakemi. Hocam ben haftanın hakemini sen maçı seyrettin mi bilmiyorum. Adana Tuzla maçında iki tane net penaltıyı verip hiçbir itiraza mağar bırakmadan maçı başarılı şekilde yöneten Yiğit Aslan'ı seçtim. Aslında hakemler genel olarak başarılıydı hocam bu hafta. Öyle çok... Biraz bandırma. Gençler Birliği maçında birkaç tane tartışılacak pozisyon oldu. Ama genelde hakemler bu hafta başarılı performans gösterdiler. Yani işte mesela Kutluhan Bilgiç de fena değildi Ankara Gücü Balıkesir maçında. Yok bütün hakemler dediğiniz doğru. Yasin Kol Erzurum İstanbul maçında fena değildi. Yani Kol çarşamba günü Hatay Eyüp maçından geldi oraya hocam. Hatay Eyüp maçında da iki kaleciyi oyundan attı. Ya yani, tehlikeli adam. Önemli yani hocam. Kırmızı kartları rahat kullanıyor yani. Kimdi hocam Tuzla maçının hakemi? Yiğit Aslan. Ha tamam onu da ben notuma alayım. Yiğit Aslan. Adana Tuzla. Peki tamam aldım. Haftanın golü. Hocam 3 tane yazdım ben buraya. Malle Erzurumspor çaprazdan attığı süper gol. Yani o açıdan o köşeyi bulmak kolay değil. Abdurrahim Boluspor Ümraniye'ye attığı 20-25 mesafeden attığı tam çatala dediğimiz yani biz mahalle tabirini kullandığımız o çatala 90'a dediğimiz yere attığı gol. Bir de Fofana'nın attığı böyle kıvrak gol diyelim. Yani hem maçı koparan hem de orada soğukkanlılığını gösterip çalım kabiliyetini gösterip rakipleri birer birer ekarte ederek iki iyi pastan sonra iki kişiyi ekarte ederek ayak içiyle yaptığı gol vuruşu benim için haftanın golüne 3 adaydan biri oldular bu 3 gol. Buradan birini seçelim dersen. Ben hocam bir de kendi şeylerimi bu 3 golün yanı sıra Ankara Gücü'nden Zahit'in attığı golü bir de Denizli Spor'un Brahim Darin'in attığı golü takımın evet, tek golü. Evet Darin'in golü de güzeldi evet. Bu goller de ben beğendim. Yani tabii güzeldi yok gerçekten Zahit'in golü de Darin'in golü de güzeldi ama bir gol seçeceğiz burada. Sen de seçebilirsin ben de benim oyum Malle'den yana hocam. Evet, ben de aynı şekilde Malle'ye veriyorum oyumu. Avuç çizgisinden o topu yani ben bilinçli de vurduğunu tahmin ediyorum. Gerçekten öyle gözüküyor yani oradan Mücahit'in güzel pasıyla hocam bir de orada iki kişi geçtikten sonra topu müthiş şekilde saklıyor. Ona dokunsan penaltı olur. Tabii. Güzel bir goldü. Yani oradan o açıyı görüp hocam onu düşünmek bile yeter bana göre. Yani düşünüp vurmak bile yeter. Bunu Malle becerdi ve beraberlik golünü attı. Çok da bir güzel gol oldu. Bence haftanın golü Malle'nin attığı goldü. Hocam hayal kırıklıklarını da bir konuşalım. Hayal kırıklıkları tabii. Yani hayal kırıklıklarımız var. Kimler bunlar? İlk önce Recep Uçar. Ümraniye Teknik Direktörü. Yani takımı bir türlü toparlayamıyor. Ve 3 haftadır yenilen bir Ümraniye Spor. İlk haftaların fırtına Ümraniye Spor'u rakiplerine. Şu anda ona yetişen rakiplerin bazılarına 8-9 puan fark atmıştı farkındaysanız. Doğru. Ve onlarla şu anda kafa kafaya ve Recep Uçar toparlayacak hamleleri yapamıyor bana göre. Ve yani Recep Uçar bana göre bu haftanın. Hocam bu yaptığımız haftalık hayal kırıklıkları. Haftaya Recep Uçar'ın performansını görürüz. Deriz ki kahraman deriz.
Yani öyle. Yani biz haftalık olarak bunları söylüyoruz. Haftanın teknik direktörü bile diyebiliriz. Yani bizim işimiz belli olmaz ya. Hocam bir göreceğiz. Bir karar vermemiz lazım. Seyredeceğiz neler yapıyor. Teknik olarak göreceğiz. Fiziksel olarak yani sahanın takımı nasıl yönlendiriyor? Sakinliği nasıl? Buralardan bir not vereceğiz. Acizane tabii hocam. Biz kanun koyucu değiliz sonuçta. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Mustafa Reşit Akçay hocam ikinci şeyimiz tabii. Yani ikinci şeyimiz hayal kırıklığı Mustafa. Üst üste ikinci haftası oldu hayal kırıklıkları haftasında. O ikinci defa kadroya giriyor. Evet ikinci defa. Ama hocam yani bu hafta bir türlü oyunu topa. Gerçi 60. dakikadan sonra rakibin üzerine yüklenen iyi futbol oynamaya çalışan pozisyonlar bulan, golü de bulan bir Kocaeli Spor vardı ama Mustafa Hoca tecrübesindeki teknik direktörlerden hem taraftar hem dışarıdan seyreden futbol severler daha farklı bir şeyler bekliyor. Onları görelim. Hocam benim hayal kırıklığı yaratan isimler arasında Bandırma Spor Teknik Direktörü şimdi, Mustafa Gürsel. Hocam var. Ağzımdan aldın. Üçüncü sıraya yazmışım. Ne acele ediyorsun abi Allah aşkına ya. Tam ağzımızda. Ya evet aynen. Aynı fikirdeyim hocam. Mustafa Gürsel'i yazmışım. Üçüncü sıraya. Neden yazmışım onu da? Yani Barış'a bir türlü tedbir alamadım. Maç bir boyunca. Maçın sonunda aile hücuma kalkan takımın sorumluluğunu kime yazacağız hocam? Tabii ki hocaya yazacağız yani. Hocam ne anlamı var? Sen orada uyaracaksın. Hatta ne yapacaksın biliyor musun? Sahanın içine girip sarı kart göreceksin. O golü yememek için. Tabii. Yani bu ya hocam agresiflik bu tür şeylerde yani takıma faydalı olacak şeylerde lazım. Orada yalandan hakemle diyaloğa girip kart görmenin sana bir faydası yok ki. Oradan uyarını duyuramıyorsun oyuncuya. Gir sahaya. Gerçi cezası kırmızı mı oluyor artık sahaya girmenin bilemiyorum ama topa kasti şekilde vurursan veya oynanan oyunda topu sahanın içinde müdahale edersen kırmızı görüyorsun. Öyle bir sahaya girsen oyunu durdurursun. Oyuncuyu ya bu İtopya yapıyorum ben yani. Yani bir şeyler yapması gerektiğini söylemek için bu örneği veriyorum. Takımına gerekli uyarıyı yapacak hocam. Ne yapıyorsunuz? Hocam yakalanmışsın. 3'e 2 yakalanmışsın. Senin bütün savunma oyuncuların önde. Maçta 1-1. Ya 1-1. 1 puan cepte. 1 puan cepte. Kıymetini bileceksin hocam o puanın. Onu yazmışım işte hocam. Yani 3. olarak. Sen ne anlamda yazdın Mustafa Hoca'yı? Ben de tamam işte bu özellikle şey için. Bu son söylediğim şey için. Yani son hücuma takımın son anda yediği goldeki duyarsızlığı, takımı doğru yönlendirememesi nedeniyle yazmıştım. Benim iki tane daha var hayal kırıklığım. Senin var mı bilmiyorum. Benim var. Birkaç tane daha var hocam. İstersen ben öyle. Mesela Fatih Tekke benim için hayal kırıklığı oldu. Ben de. Fatih Tekke yani oynatmak istediği oyun sistemi belki bir arayış ama yani bu ligin mantığını kaldırmıyor. Ve oyuncu tercihleri bilhassa Dejje'nin orta üçlüğü geri üçlünün merkezine yerleştirilmesi bence bir futbol faciasıydı. Benim futbol anlayışımda. TRT'de yorumcu Hayri Ülgen var. Onu izledim ben. Bugün ona denk geldim. Hayri abime selam olsun. Çok değerli. Benim takım arkadaşımdır. Taksim Spor'da beraber oynadık Hayri abiyle. Hayri abi bu karşılaşmayı Denizli Spor'un maçını yorumlarken ben de hiçbir yorum yapmayacağım. Çünkü Denizli Spor'un ne oynadığını anlamadım ben dedi. Ya çok güzel işte. Futbol adamı böyle konuşsun. Güzel söylemiş. Ben de aynı fikirdeyim. Karman çorman bir futbol vardı Deniz Spor adına. Bunda Bursa Spor'da bunu değerlendirdi. Curcuna. Onu yazdık. Tabii Bandırma Gençler Birliği maçının hakemi Murat Erdoğan hayal kırıklığı. Yani bana göre çok kötü maç yönetti. İki takıma açısından da. Verdiği penaltılar, gollerdeki dikkatsizliği yani Gençler Birliği'nin attığı golde göstermediği kartlarla bence oyuna damgasını vurdu. Kozeli Eyüp Spor. Hocam Kozeli'de yangın çıktı hocam Eyüp'te. Ne oldu? Kozeli alacaklarını istiyor Eyüp kulübünden. Gecikmiş transfer alacağı var. FIFA'ya başvuruyor. FIFA'ya başvurunca da Eyüp Spor Başkanı bunun bütün parasını sezon sonuna kadar olan bütün parasını yatırıp mukavelesini feshediyor. İyi yapmış.
Şöyle hocam, yani zaten ya dünya piyasasında bir ekonomi sıkıntısı var futbol piyasasında. Yani bir hakkıdır. Tabii anlaştığı parayı almak anasından süktüğü gibi hakkıdır. İtirazım yok. Buraya formayı öpmeye gelmiyorlar. Hocam hani yabancılar yalandan öpüyorlar ya formayı. Hep yalan, onlar doları marka öpüyorlar. Biliyorsun ben onu hep söylüyorum. Yani Kozeli de para kazanmaya geliyor, tamam. Ama bir ay, bir buçuk aylık bir gecikme olmuş. Kardeşim yani burada senin paran kalmaz. Kulüplerde ekonomik sıkıntıyı yaşıyorlar. Bunu da kendisine izah edildiği halde böyle bir yola gitmiş. Eyüp Kulübü Başkanı da parasını verip göndermiş. Kozeli de hayal kırıklığına girdi. Eyüp Spor girdi hayal kırıklığına. Niye girdi? Kupa maçı. Gençlerle çıktı sahaya. İyi futbol oynadı gençler. İyi mücadele ettiler. Hatay gibi lig üçüncüsü bir takıma karşı. Kendi de TFF'nin lig üçüncüsü. O maça çıktıkları saatte ikisi de, birisi Süper Lig'in lig üçüncüsüydü. Öbürü Eyüp Spor, TFF'nin lig üçüncüsüydü. Ve rotasyonlu, tamamen rotasyonlu. İlk 11'de oynayan çok az oyuncusu vardı sahada. Ve Eyüp Spor gerçekten çok iyi mücadele etti. Fakat iki kalecisi atılmış rakibe karşı turu geçmeliydi hocam. Bana orada hayal kırıklığı yaratan pozisyon orası. Yoksa yani elenmişin yani kupada biz nereye kadar gideriz? Gideceğimiz yer belli. Bir iki tur sonra zaten büyük takımlar çıkıyor. Onlar kupaya dahil oluyorlar. Zaten adaletsiz bir kupa statüsü var. Yani güçlünün sahasında oynanıyor maç. Ya sen versene Anadolu'da oynansın bu maçlar kardeşim. Anadolu, Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı seyretsin. Ama mantık yok. Afyon Fenerbahçe maçını Fener İstanbul'da oynatmanın ne mantığı var yani? Ne mantığı var? Adamı gönder Afyon'u oynasın. Yeneceği varsa orada yensin, Afyon yensin. Kupa bunun yani için oynanmıyor mu? Bunun için güzel değil mi? Hocam deveye sormuşlar. Neren eğri, neren doğru ki demiş. Aynı hesap yani. Bu açıdan TFF'nin yaptığı hiçbir eylemin doğruluk tarafını göremiyoruz açıkçası. Eyüp Spor'u da bu yani iki kaleci atıldıktan sonra turu geçememesinden dolayı bir hayal kırıklığı. Eren'le Dino var. Sakatlıkları var. Erzurum'dan Eren, Kocaeli'nden Dino. Şöyle yani taraftarlar için bir hayal kırıklığı. Dino'nun durumu devre arasına kadar oynanamayacağı söyleniyor. Oynayamayacağı söyleniyor. Kocaeli için çok çok önemli hocam. Yani Dino'nun yokluğunda takımın durumunu ve de Eren gibi bir formda oyuncunun da Erzurum'da sakatlığının ciddi olduğunu sanki okudum bugün basında. Eğer böyle bir haber doğruysa bu da Erzurum taraftarlarının ayak kırıklığını uğradı. Menemen savunmasını da dün akşam seyrettiğim Menemen savunması da gerçekten tam bir pandemin oynar gibi yani birbirleriyle mimiklerle anlaşan tiyatrocular gibi hiç müdahale etmeden birbirlerine bakarak rakibe iki gol hediye ettiler. Onu da ayak kırıklığına yazdım. Bir de Enis Destan. Yani 68 Aksaray'ın içinde devre arası rakip oyunculara, kupa maçında rakip oyunculara küfür ederek kırmızı kart görmüş. Burada da Altın Ordu Başkanı'nı tebrik ediyorum. Süresiz kadro dışı bırakmış. İşte budur hocam. Zaten gönderecek herhalde devre arasında parasını yani, alıp gönderecek. Zaten bu senede bir performans da gör. Şimdi onu söyleyecektim. Bu senede beklentilerin çok altında kalmış bir oyuncusun ve kupa maçında yani bir oyuncunun bir oyuncuya ihtiyacı olan bir takım Altın Ordu bugün. Ve sen 68 kendinden 2-3 yani aynı seviyede olsa ne olur, üst seviyede olsa ne olur. Alt kademede mücadele eden bir takımın soyunma odasında sen rakibe hakaretlerde bulunuyorsun. Ben buradan Enes'i kınıyorum açıkçası ve başkanlarını da tebrik ediyorum. Haftanın olayını da bunu söylüyorum hocam. Altın Ordu Başkanı'nın yaptığı bu duyarlı davranışı da haftanın olayı olarak seçiyorum. Evet hocam. Çok çok güzel bir tercih. Ben şimdi Enis eğer Almanya'ya falan giderse gitsin Almanya'da küfür etsin de bak başına neler geliyor. Onu da onu da söyleyeyim. Hocam lig maçına çıkartmazlar adını. Öyle yani, disiplin var orada. Yani geç Enis Almanca öğreninceye kadar Almanca küfür öğreninceye kadar biraz zaman geçer belki ama yine de ayıp. Hocam küfürün dili yok, işaret dili var küfürde hocam. Her türlü film yapıyorlar boşver. Öyle demeseydin iyiydi hocam son zamanlarda biliyorsun. Öyle hocam maalesef görüyoruz yani iyi bir şey değil hocam. Yani küfür etmekle ne kazanıyorsun? Kendine edilirse hoş mu karşılıyorsun? Oradan bakmak lazım. Hocam ben haftanın hayal kırıklıkları listesine küçük bir ilave yapacağım. İstanbul Spor'un kalecisi. Not alayım hocam buraya.
İstanbulspor kalecisi Alperen'i ben hayal kırıklıkları arasına şey yaptım. Tamam 3 gol Erzurum güzel goller attı ama Alperen de güzel yedi yani o golleri. Ben de düşünmüştüm onu açıkçası. Düşünmüştüm yerim kalmadı. Ben hayal kırıklıklarını 10 kişiyle sabitliyorum. 10 olayla sabitliyorum. Alperen'e yer kalmadı. 1-2 de kurtarış falan yaptı ya ama hak veriyorum size. Yani İstanbulspor takımının gardını düşünen ilk oyuncuydu bence. Katılıyorum bence. Size. Hocam şimdi şeyi toparladık, panoramayı toparladık. Evet. Şimdi senin halı saha vaktin geliyor. O yüzden hızlanalım biraz. Şey önümüzdeki haftanın karşılaşmalarının üstünden tıkır tıkır bir geçelim şöyle bir hızlıca da biraz ısınmış olalım önümüzdeki haftaya. Evet. Cuma günü Gençlerbirliği Denizli. Evet. Yani Denizli burada önemli olan Denizli nasıl oynayacak? Gençlerbirliği'nin nasıl oynayacağı belli. Eğer Denizli buradaki futbolunu Bursa'ya karşı oynadığı futbolu oyuncu tercihleriyle beraber oynarsa Gençlerbirliği için çok rahat maç olur. Evet. Bence de Gençlerbirliği evire çevire yener yani Denizli böyle. Yani öyle demeseydin daha iyiydi. Öyle ama demeseydin böyle, daha. Hocam Denizli de böyle oynamasın yani. Oynamasın doğru. Denizli gibi çok değerli futbol. Hocam bak ben Fatih Tekke'nin gerçekten yani futbol bilgisini bak futbol bilgisine değer veriyorum. Bir şeyler yapıp araştırıp uygulamaya çalışıyor. Bu güzel bir şey. Ama onun yanlış olduğunu görüp bu yanlıştan dönmek gerekiyor. Biraz Fatih Tekke burada sabit fikirli gibime geliyor benim. Bir de hocam bizim Türkiye'de bilhassa TFF 1. Lig'de adamdan pek teknik direktör olmuyor. Çünkü bizim lig TFF 1. Lig biraz sert bir lig ve defansif bir lig. Bilmiyorum yani bir genelleme katılamayacağım. Size katılamayacağım bu konuda. Niye katılamayacağım? Ya yani göreceli bir şey bu. Yani belli olmuyor. Yani o senin forvet oynaman sahada ofansif oyun oynayacağın anlamına gelmiyor. O senin artık yapına bağlı bir şey. Evet. Hocam Cuma günü Kocaeli Spor Erzurum Spor maçı var. Çok kritik maç hocam. Üst üste kaybeden Kocaeli Spor lider diyelim Erzurum Spor'a. Yani hafta içinde bir liderlikle gördüğüne göre yani liderlik adaylarından bir tanesi bir defa. Eğer hala ben ilk iki falan yapacağım diyorsa Erzurum'a bir defa yenilmemesi lazım en kötü ihtimalle. Hocam yani iki takım açısından da çok zor. Erzurum için kolay bir maç olmaz. Çünkü Kocaeli Spor büyük takım refleksi gösterebilen bir takım. Kendi seyircisinin de desteğini alacak. Ama karşısında da çok formda bir Erzurum Spor var hocam. Komple takım oyunu oynuyorlar. Yani bunu görebiliyorsun. Yani bir de Erkan Hoca'nın taktiklerinin ve yaptığı varyasyonların dışında hocam bir sabit bir 11 de oturtturdu. Burası çok önemli. Bu 11 ile de devam ediyor sakatlık ve cezaların dışında. İki takım açısından da zor olacak. Cumartesi günü sabah Keçiören, Bandırma ve Bolu Adana maçları var. Aynı anda başlıyorlar ikisi de. Vallahi kıran kırana maçlar olur herhalde. Hocam o Keçiören Bandırma maçını çok merak ediyorum. Yani Bolu maçını sonra seyredeceğim Bolu Adana maçını. Keçiören Bandırma maçı gerçekten yani o yeni zeminde Bandırma Spor'da deplasmanda çok iyi oynayan bir takım. Keçiören'de sahasında çok iyi oynayan bir takım. Sonucunu merakla beklediğim bir maç. Bolu Adana maçı da ona keza o da işte Bolu çıkışta iki haftadır galip. Adana'da zor yenilen bir takım. Her ne kadar Samsun deplasmanında kaybetse de önemli kontratak oyuncuları var. O maçta zevkli ve gollü geçmeye aday bir maç. Hocam cumartesi günü İstanbul'un Tuzla'sıyla İzmir'in Menemen'i oynuyor. Hocam İstanbul'un Tuzla'sı İzmir'in Menemen'i. Tuzla geçen hafta Adana'dan bir puanı kaptı geldi. Menemen'de gitti denilen maçta son dakikalarda attığı penaltıyla beraberliği kurtardı. Ama burada Tuzla biraz ağır basıyor hocam. Benim şahsi görüşüm. Kendi sahasında biraz daha ağır basıyor tabii. Bursa, Manisa, Efka. Bursa Manisa Efka. Manisa Efka iyi bir 60 dakika oynadı Kocaeli Spor'a karşı. Fakat sonradan baskıyı yiyince dağıldığını gördük. Bursa takımı da geçen hafta yeni bir oyun yapısıyla 4-1-4-1 dediğimiz orta alan kalabalıklığıyla
kanatları daha çok kullanarak, bir de rakibin tabii onu da söyledik konuşmalarımızda, Denizli'nin yarattığı ortamla kazanılmış bir maç. Hocam Bursa seyircisiyle beraber sabırlı olabilirse Manisa'yı yener gibi duruyor. Hocam İstanbul'un kalbi Eyüp İstanbulspor'la oynuyor. Abi en zor maçı sordun bana şimdi. Ne cevap vereyim ben buna? Abi Hocam Eyüp çok zor maç. Hocam bir puan alırsak iyi. Öyle mi dersin? Ben öyle diyorum abi. Yani bir puana razı. Bana deseler ki abi hiç siz buradan Necmi Kadıoğlu stadına gitmeyin. Birer puan veriyoruz deseler. Ben Eyüp teknik direktörü olsam kabul ederim. Hocam İstanbul'un hocası da kabul eder onu. Beraberlik yani iki takım da önce yenilmemek isteyecek tabii. Kazanmayı da isteyecek ama. O zaman anlaştık. Gel sıkışalım hocam. Anlaştık hocam. Ben 0-0. Hocam niye söylüyorum bunu? Eyüp'in oyunundaki düşüş, son haftalardaki alınan kötü neticeler, orta saha kalitesinin yükselmemesi, hoş kupa maçında oynayan genç oyuncular iyi performans gösterdiler ama İstanbul o Necmi Kadıoğlu stadının fiziki şartları, oradaki İstanbulspor'un o sahada bilhassa iyi oyunu beni bu maçta biraz tedirgin ediyor. Ben bir puana razıyım. Kendi açımdan söylüyorum. Ha 3 puan alır. Hocam 3 puan gelirse burada. 3 puan burada. Yani ben ya içimden bir ses, bir şeye dayanarak değil ama içimden bir ses Eyüp alacak diyorum. Olabilir. Olabilir. O zaman hocam Eyüp'ün meşhur tulum batattısı var. Buradan bir paket yapar gönderirim sana. Eyvallah hocam. Eyvallah. Ben de sana Samsun simidi gönderirim hocam. Eyvallah, Allah razı olsun. Sağ olasın. Hocam, Balıkesir Spor, Ümraniye Spor. Hadi bakalım. Nasıl ilginç bir maç? Hocam ilginç maç. Balıkesir'in tek avantajı mücadele gücü yüksek bir takım. Biraz da top oynamaya başladı diyoruz. İç sahada bunu bir kat daha arttırıyorlar. Onu net şekilde görüyoruz. Ama Balıkesir'in yavaş yavaş sanki gardının düştüğü gözüküyor. Yani hocam başarısızlıklar oyuncuları yordu. Camiayı yordu, teknik heyeti de yorar. Sürekli başarısız olmak. O açıdan sanki biraz gardının düştüğünü görüyoruz. Ümraniye 3 haftadır kaybediyor ama ona rağmen mesela 3 haftadır kaybeden Ümraniye şu anda lig üçüncüsü ve liderle arasında bir maç eksiği var. Kazansa Ankara gücüyle aynı puana gelme durumu var. Ben Ümraniye'nin bu hafta bir refleks göstereceğini ve Balıkesir'de kazanacağını tahmin ediyorum. Hocam haftanın maçı pazar akşamı. Samsun Spor Ankara Gücü. Çok güzel maç hocam ya. Çok güzel maç. Samsun Ankara Gücü. Şimdi dün gördüğümüz Ankara Gücü'nün mesela 43 defa rakip cezalarına girmiş, defalarca şut atmış, pozisyona girmiş, gardı düşmüş bir takıma karşı oynamış. Ve hocam şimdi kaleci tercihi yapıldı. Ankara Gücü'nde baktık. Bahadır kaleye geçti. Erdi oynadı. Fakat ne olduklarını anlayamadık. Çünkü rakip onları zorlamadı. Şimdi farklı bir maç oynanacak. Bu Samsun maçı. Samsun Spor'un da çıkışını görüyoruz. Savunma sorunlarını halletmiş. Etkili Tomane gibi çok etkili bir merkez santraforu var. Ve Yasin, Hasan iyi futbol oynamasalar da, yani iyi futbol dediğimiz kendi seviyelerinin futbolunu oynamasalar da bu takıma katkı verecek oyuncular. Ankara Gücü'nün Balıkesir Spor'a oynadığı futbol Samsun'u yenmeye yetmez. Hocam Samsun demişken şimdi bu hafta şey var. Programa da bakıyorum bir taraftan 3 maç üst üste oynayacak evet, takımlar. Ve bu da takımların derinliği, kadro kalitelerinin açısından son derece önemli. Ve Samsun Spor için bence kırılma haftası. Çünkü önce Ankara Gücü'yle oynuyor. Sonra bakın Ankara Gücü'yle pazar akşamı 19'da oynuyor. TFF'yi de anlamak çok güç. Çarşamba günü sonra saat 16'da. Bakın 19'daki maç 21'de bitecek. O akşam yattın kalktın. Ondan sonra Bolu Spor'la öğleden sonra 16'da karşılaşacaksın. Bu oyuncular ne zaman dinlenecekler? Ne zaman şey yapacaklar? Hocam Bolu maçı Ankara Gücü maçından daha zor. Zor tabii. Özür dilerim hocam sözünü kestim. Pazartesi günü de İstanbulspor maçı var Samsunspor. Yani maçlara bak. Niye zor duruyorum? Samsun Ankara Gücü birbirlerini biliyorlar. Yıllarınca Ankara Gücü lider.
lidere karşı oynamanın bir refleksini de gösterecek Samsunspor. Çünkü karşındaki takım büyük takım abi. Hem büyük camia hem iyi kadrosu olan, geniş kadrosu olan bir camia. Hocam bu hafta lig kırılır. Ligde çok şey olur bu hafta. Evet. Çünkü 3 maç haftası ve Samsunspor'un çok zor bir fikstürü var bana göre. Yani Ankara Gücü, Bolu, İstanbulspor. 3 tane iyi takıma karşı oynayacak. İşte burada Samsunspor'un rotası belli olacak. Nereye doğru gidiyor bu gemi? Valla tabi dedin ya galibiyeti öp başına tabi koy tabi de ben tabi hoca da çok bilinçli bir hoca. Çok zor şey bu haftalarda yenilmemek çok önemli. Yani karşılaşmaları kazanamıyorsan bile yenilmeyeceksin ki şeyde durasın. Hani potada durasın. Çok hocam, zor. Tahminim şöyle bir maç olacak. İki takım da tedbirlerle. Yani ben Eyüp Ankara Gücü maçını seyretmiştim tribünden canlı. Samsun Ankara Gücü maçını da o şekil bir maç bekliyorum ben. Gerçi Fuat Hoca bizi bu hafta ters köşeye yatırdı. Maçın ilk bölümünde önde baskı, yani ilk yarısında çok çekiyor oynayan, hücum futbolu oynayan, beklerini öne çıkartan bir Samsunspor gördük. Acaba bugün onlara Ankara Gücü'ne karşı hafta sonu öyle mi oynayacak? Tahmin etmiyorum çünkü Murat Uçar ve Arayı gibi bir çok etkili kanat oyuncuları var Ankara Gücü'nün. Benim tahminim biraz evvel söylediğim gibi Eyüp maçı formatında, yani Eyüp Ankara Gücü maçı formatında bir maç olacak ve ilk golü atan maçı kazanır diye düşünüyorum ben. Bakalım görelim. Evet hocam teşekkür ederim. Böylece bu haftanın karşılaşmalarını da şöylece bir üstünden geçmiş olduk. Öncesinde ilk kısımda geçen haftanın son maçlarını bir konuştuk. Daha sonra detaylı bir panoramasını çıkarttık geçtiğimiz haftanın ve önümüzdeki haftanın da işaret fişeğini yaktık bugünkü programımızda. Ben size çok teşekkür ediyorum. Son sözlerinizi alalım. Sonra sizi halı sahaya gönderelim hocam. Eyvallah hocam. Güzel oldu. Sizle mesela bu ilk 11'leri tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak, bazen fikirlerimiz çatıştı, bazen aynı yerde buluştuk. Güzel, ben zevk aldım. Güzel değerlendirmeler yaptık kendi açımızdan. Bunu da seyircilerimiz seyredecekler. Beğenir, kanalımıza abone olurlarsa memnun oluruz. Abone olmakla kalmasınlar. Aynı zamanda arkadaşlarına da tavsiye edip, onlar da seyredip onlar da abone olsunlar diye düşünüyor ve kendilerine selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan. Hocam bir dahaki program moderatörlüğünü sana veriyorum. Yorumları ben yapacağım ona göre. Estağfurullah hocam. Yok. Hocam taş yerinde ağır. Sen orada kal, ben burada kalayım. Böyle iyiyiz abi. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Gerçekten sizinle program yapmak bir zevk. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'a buradan selamlar. Ve bizi izleyenlere de teşekkür ediyoruz efendim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar. Hayırlı akşamlar diliyorum.